Of yine geldik hastaneye. İşler bu sefer sorunsuz ilerlese de şu karın ağrısından kurtulsam. Hiç umudum yok ya. Aha bunlar da muhabbet ediyorlar ben yokmuşum gibi. Acaba beni gerçekten görmüyorlar mı? Görmezden mi geliyorlar? Merhaba ben buradayım. Ay yine başladık. Neyse Elif sakin ol. Merhaba. El sallıyorum daha ne yapmam lazım? Puh, of. En sonunda. Evet ben de buradayım. Neyse bundan sonrası daha sorunsuz ilerleyecek inşallah. Bir de bana uzaylıymışım gibi bakıyorlar ya. Ay gülüyorlar bir de. Neyse Elif. Sakin ol. Sakin ol. Bir şeyler soruyor. Ama sarım ben. Kağıdı getir oradan göstereyim. Ha işte bu. Evet evet aynen o. Oh galiba şu an kaydı açıyorlar. Her hastaneye geldim de şu kayıt işi aksam olmaz. Neyse problem yok. Biraz sorunlu başladık ama bak bu da bitti. Doktorun yanına gidince sıkıntı kalmayacak inşallah. Dur bir şey daha soruyor. Soruyor da ben anlamıyorum ki. Anlamıyorum. Ha sigorta. İşte şu. Bu sefer tamamen bitti galiba. Bir bakalım. Oh, şu bekleme şimdi hiç sevmiyorum. Bir türlü anlatamıyorum ki derdimi. Heh, kayıt açıldı herhalde. Oh çok şükür. Oh be, sonunda ilgili biri. Dur kağıdı da vereyim. Of şu karnımın ağrısı beni öldürüyor. Konuşuyor ama bir şeyler soruyor galiba. Hepsi kağıtta yazdığı gibi işte. Bir tercüman da yok ki koskoca hastanede. Bu da kendi kendine konuşuyor. Ne diyor acaba? bir şey gösteriyor. Ee, evet evet ben sığırım. Anladı beni yaşısın. Aa o yüzden ya öyle. Terbiyesiz. Bir de alay eder gibi gülüyor. Hepsi aynı bunların ya. Ne o el işaretleri? Sanki benim tercihim sığır olmak. Ben hastayım sen de doktor. Canımın derdini unutup iletişim derdine düşmek refah mı bana? Karnım o kadar ağrıyor ki. Personele biraz eğitim. Birkaç tane de tercümanla çözülecek bir sorun yüzünden kaç arkadaşım hastaneye gitmiyor. Yok hayır. Biz iletişim kuramayacağız. Gidiyorum ben. Kağıdım da sizde kalsın. Siz zaten beni hiç duymadınız.